Evet, yakaladık arkadaşlar. Montajlar. Sen burayı montajla. Allah! Hayır, buradan denizden çıktı zannettim. Ças diye koyuyoruz abi. Ve bu işletmede çatal, bıçak yasak arkadaşlar. Elle mi yiyeceğiz? Dur ya. Bu kirve, o kirve. Ne iş yapıyorsunuz? Pideciyim. Pideciyim. Gel kirve. Bana mı? Abi tamam, görüşürüz. Bu kuzu ayağı, doğru mu abi? Evet. Meşhur soruyu sormak istiyorum. Bir olmamış mi? Düşersen var ya ağlarım ha. Ey İstanbul, sen mi büyüksün, ben mi büyüğüm? Neyse, İstanbul daha büyük, ben gidiyorum. Efendim, herkese İstanbul'dan, Beykoz'dan selamun aleyküm diyoruz. İstanbul'un incisi, Beykoz Balıkçı Barınağı'ndayız. Ve bugün birkaç tane yemek durak noktamız olacak. Sizinle beraber Beykoz'u gezeceğiz. Ya aslında İzmir gibi değil ki abi. İzmir'de sokak lezzeti yapalım diyoruz. Her yere gidebiliyoruz. Ama İstanbul'da bir yerden bir yere gideceğiz. Zaten bir günümüzü alıyor. O yüzden biz bunu bölüm bölüm yapalım istedik. Bugün de ne dedik? Beykoz sokak lezzetleri yapalım. En iyi yerleri sizin için tanıtmaya çalışacağım. İstanbul'a geldiğiniz zaman Beykoz'da ne yenir diye düşünmeyin. Bu videoyu izlersiniz. En azından bana teşekkür edersiniz. Kirve, balık mı yemeyeceğiz? Köfte mi yemeyeceğiz, çorba mı içmeyeceğiz, neler neler. Ama inşallah yetişiriz çünkü saate biraz problemimiz var. Biraz geç kaldık, yollar biraz sisliydi. İzmir'den araçla geldik buraya ama keyifli. Hava hafif puslu. Bizim bu videoları çekmememiz için engel mi? Tabii ki değil. O yüzden güzel bir başlangıç yapacağız. Ben çok açım. O yüzden denize atlayıp başlıyorum. Eğerse. Hadi başlayalım. Efendim, şimdi Beykoz'daki ilk durağımız neresi? Kök Kardeşler Lokantası. Buranın ayak paçası çok meşhur. Ve biz İzmir'de ayak paçaya tabii doyamadığımız için gittiğimiz her yerde bir ayak paça çorbası arıyoruz. Buranın da en köklü, en eski ve en iyi ayak paça çorbasını yapan yerden bir tanesi de Kök Kardeşler Lokantası. Az önce işletme sahibiyle biraz sohbet ettik. Bayağı tarih hakkında konuştuk. Şimdi bir içeriye gireceğiz. Hiç o doğallığı bozmayalım. 05'teyken bir beraber dalalım istiyorum. Ne diyorsun? Bu kirve, o kirve. Gel kirve. Ben direkt içeriye oturmak istiyorum ya. Ha, içerisi biraz tabii yoğun. Olmadı buraya da oturabiliriz. Ama ben şöyle içeriye bir girmek istiyorum. Gel. Direkt ışığı da yakabilirsin Salih. Oradan başlayabilirsin. Abi selamünaleyküm. Ali Şah, kolay gelsin. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi, Allah aşkına. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. İzmir'den Beykoz lezzetlerini denemeye geldik. Sizi çok söylediler bize. Şöyle bak tezgah, şöyle beraber girelim mi oraya? Gel bakalım kirve. Şöyle burayı bir görelim. Kusama ilişkiler olsun. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Şöyle tezgahı bize anlatırsan çok mutlu olurum. Esnaf lokantası. 1935'ten günümüze Beykoz'da sulu yemek yenilecekse biz sabah 5'te paça çorbası, tamam. Arnavut ciğeri, mercimek tavuk çorbası. Arnavut Kemal dedim mi burası? Öyle mi? Meşhur. Arnavutlar özdeş. Sulu yemekler, tas kebap, Arnavut ciğeri, patlıcan kebap, güveç, İzmir orman, güne göre değişiyor yemekler. Oo, çok güzel. Bugün Beykoz köfte yaptık, ıspanak yaptık, orman kebabı. Güzel görünüyor. Güzel misafirlerimiz geliyor Kadıköy'lerde. Bayağı söylediler siz İzmir'de. Biz İzmir'deyiz. Ayak paçaya hastayız. Her burada birer bir ayak paça içelim istiyorum. Ne diyoruz? Tamam, değil mi? Abi, tarihi 10 çeşmenin yanı mı oluyor burası? Dışarı çıkalım, oturalım, bir çorba içelim artık. Kök Kardeşler'in o ünlü ayak paçasını içeceğiz. Şöyle bir alt çizgi var. Bu kuzu ayağı, doğru mu abi? Evet. Kuzu dana ayağı içiyoruz biz. Galiba benim ilk olmayabilir ama daha önce denedim. Şöyle önce suyundan. Bismillah. Şimdi abi dedi ki, burada dedi kemikler var dedi. Onun kemikleri dedi. Dişinle böyle sıyıracaksın. Bunun olayı mı? Şifası mı? Evet. Böyle. Doğru mu yapıyoruz? Ha, hemen tabağa koyuyoruz. Burada ayak paça çok meşhurmuş abi ya. Evet. Tarihte de Beykoz'un ayak paçası meşhur. Değil mi? Ya ben sarımsak çok baskın olmasın diye çorbanın tadını almak için kullanmıyorum. Bunun terbiyesini biz yoğurtla yapıyoruz. Evet, onu söyleyecektim. Evet, farklı. İliğinle gibi. Tam şu an var ya, çorba sezonu açıldı yani. O Kasım, Aralık, Ocak. Kaça kadar açıksınız? Akşam 7.30'a kadar. İzmir'de sizin dediğiniz gibi daha evet. Çok büyük paça hayvanı. Dananın evet, ayağı. Orada... Abi baksana ya, şu kemikleri var ya, şöyle emcen. Bak o şık kemiği. O eski Türk filmlerinde, hapishanelerde, kumar şeylerinde kullanılır. Onun dik gelmesi, yan gelmesi. Cidden mi ya? Tabii. Samimi olarak şunu söyleyeyim size. Gayet iyi. Ben normalde İzmir'de kendi suyunda içiyorum. Ama terbiyesi o kadar iyi ki gayet keyifli. Bence burayı kaydedin. Beykoz'a geldiğiniz zaman bir Kök Kardeşler'de şöyle bir ayak paça deneyin. Abi hoş geldin. Abi hoş buldum Beykoz'a. Abi sen İzmir'den gelirsin de ben sana böyle canlı balık yedirmez. Yiyebileceğin en lezzetli, en değerli balıklardan biri. Oo. İstanbul Boğazı'nın lüferi. Bunun bir büyüğü kofana, ufağı sarı kanat, bir ufağı çinekop. Seversin. Severiz. Bismillahirrahmanirrahim. Döküyorum. Canlı canlı yaşasınlar. Birazdan yiyeceğiz. Güzel değiller mi abi? Şunlar vallahi bak. Kuzu mu bu? Aynen, kuzu çevirme yaptı. Ben çok seviyorum abi. Yani bir bana mı güzel geliyor bunlar ya? Parmak ısırır bu ha. Bak bu balina kadar büyüyebilseymiş, köpek balığı kadar büyüseymiş ondan daha tehlikeli olur. Allah köpek Allah. Balığı falan kapat abi. Bu büyümüş, bu kafan olmuş abi. Vay. Nadim'inki lüferdi. Güzel. Hepsinden yiyeceğiz abi. Başlayalım mı o zaman? Karı çıkacak kapı ya biraz. Parmağı ısırır mı? Koparır. Yapma ya. Koparır. Ciddi olamazsın. Mesela ben şuradan, sen bir yakalasana ben görsem. He bak. Nereden abi, yakalıyorsun? Abi meslek sırrı. Bak bak kapatalım. Abi biz bu işi var ya, salı günü başlamadık ya. Ya yakala. Sıkma, sıkma. Yakaladım. Ya, oğlum ben balığa elleyemiyor musun ya? Ana. Abi gelsene buradan. Bak bak. Buna. Kapat. Parmağını kopar dedim. Benim bütün hayatım şeyimi bitirir. Ben şöyle yakalasam olmaz mı abi? Ben yakaladım. Evet, yakaladık arkadaşlar. Montajlar. Sen burayı montajla. Allah!
Bir tane denizden çıktı zannettim bir tanesi. Bak hepsi geldi. Senin için de yukarıda hepsi. Ben hakikaten parmağını bırakıyorum. Sen beni öyle yakalayacaksın. Ciddi misin? Gerçek. Mehmet abi böyle yakaladın. Bana böyle teşekkür abi, ederim. Allah! Ben ama elleyince şey oluyorum ya. Elleyince pahalı falan. Hadi alayım mı? Tamam. Beni istemiyorlar. Ve Beykoz'daki bir diğer durağımızda meşhur Beykoz balık ekmek. Balık bizim işimiz. Balık çatalla mı kaşıkla mı? Elle yenir diyorlar. Ve bu işletmede çatal bıçak yasak arkadaşlar. Ve yok. Hemen şöyle göstereyim. Balıkçı barınağından ürünlerini alıyorlar ve tam onun da karşısı. Hatta karşı tarafta da balık ekmek tezgahları var. Şimdi biz burada balıktan kokoreç mi deneyeceğiz? Neler deneyeceğiz bilmiyorum. Balığın her türlüsünü yapıyorlar. Gayet keyifli bir yer. Az önce içeride Nesil'e bayağı bir sohbet ettik. Ve 95'ten beri bu işi yapıyorlarmış. Hadi bismillah deyip deneyelim. Şimdi bu işletmede çatal bıçak yasak. Doğru mu abi? Aynen abi. Biz de tabii usule uyduk. O yüzden. Şimdi burada balık kokoreç var. Balık içli köfte var. Doğru mu? Neler var? Abi, balık sarması var. Balıktan pazı sarması var. Balık böreği var. Burada hamsimiz var. Uskumrumuz var. Mırlanımız, karidesimiz. Balık kokoreç. Her şey var. Kalamar. Sen bunları elleyeceksin değil mi? Eminsin abi. Elleyeceğim ben. Hiçbir şekilde bir şey yapmayacağım canım. Aman ha. Evet, sıkıntı yok. Abi. Ne oldu ya? Ne yapma gözünü abi, bırak ya yiyeceğim. Olmaz abi. Niye? Çatalla olmaz abi. Çatalla yedirme. Elle mi yiyeceğiz? Elle. Bir ye bu. Bir ye sana. Ben zaten normalde de elle yiyorlar. Bana inanmaz. Ben abi içli köfteyi merak ediyorum. Şimdi bu balıktan içli köfte değil mi? Peki. Abi aynen öyle. Aç. Şöyle mi? Bulgurlu yine. Kanka. Elle mi yiyeceğiz? Dur ya. Ya ben... Senin damak lezzetine güveniyorum. Nasıl abi? Gayet. Hangi balık kullanıyorsun içinde? Abi mırlan, karides, levrek. Karışık mı kullanıyorsun? Bulgur aynen karışık. Gayet abi şuna bir tadar mısın? Bu neydi? Şimdi balık böreği. Balık böreği. Sosa banayı mı böyle mi yiyeyim? Ban abi. Banmadan da tat. Bunda farklı bir şey var. Ne var? Kalamarımız. Kalamar çok severim ya. Sen ye abi. Ben de buradan yiyeyim. Kelle ayak paçanın üzerine gitti. Güzel. Gitti. Bir şey söyleyeyim, bu böyle geliyor mu? Bu bizim tek standart salatamız abi. Böyle koyuyoruz. Tek tip. Peki kokoreçi ben Murtaya şöyle gidiyor. Yemek de istiyor. Şöyle abi şöyle koparabilirsin. Valla koparırsak mutlu oluruz ya. Balık kokoreç. Bismillah. Nasıl abi? Bunun malzemesi yakın mı birbirine? Aynı balıklarda var ama farklı bu. Baharatı biraz daha fazla bunun. Farklı baharatlar var. Vallahi. Sarmadan bir tatsana balık sarma. Pazı bu. Götür. Balık kokoreçe bayıldım. Ben beğendim. Yani balıktan kokoreç olur mu? Olur. Balık burger, karides şiş, midye tava. Abi karides. Bir tane alabilirsin burada. Karides şiş. Bu mırlan mezgit abi. Böyle şinitzel gibi. Bak, şöyle tavuk... bir parça kopar değil mi? Kopar abi. Baharatlayabilirsin onu. Gayet iyi. Mırlan mezgit. Böyle farklı olarak. Hamsimiz şeyimiz var. Hamsiden de bir tat abi. Ahtapottan tat sonra. Burada gelen müşterilere gazete kağıdı seriyoruz. Abi gazete seriyoruz. Bu 30 yıldır aynı. Bu şekilde gazete seriliyor. Kendi spesiyel, kendi salatamız var. Tek tip. Böyle rokadan da, rokada güzel gider bu arada. Bu asıl bak bizim başladığımız ürün bu. Balık ekmek. Tabii bu porsiyonu. Böyle kılçıksız yapıyoruz. Ben şöyle elimle yesem. Çok sağlıklı bir balık biliyor musun abi? Kılçıksız. En fazla sattığımız ürün bu yani. Kılçıksız. Ben ahtapotla merak ediyorum. Tabii bu abi. Ne sosuydu bu? Ne var bunun içinde? Soya soslu ahtapot. Soya sos. Tereyağında soya soslu ahtapot. Burada balık burger var abi. Balık köftesinden yapıyoruz. Balık burger. Evet şöyle istersen ısırabilirsin. Vallahi ısırayım ya. Isır abi. Nesil bizi mahvetti ya bu. Dünyaları yedik ya. Abi sadece kaşığı var tatlı ve mezeler için. Hangisini seversin abi? Patlıcan sever. Patlıcan olur. Bir de acı. Acılı ezme. Tamam. Kızarmış ekmeğe şöyle. Buyur tadına abi. Baksam şöyle olur mu? Ekmek. Nasıl istersen abi? Acılı. Acılı ezme. Ama acısı o çok zaman... güzel. Şuna da bak ya. Havuç tarator. Ya ben havuç tarotora bayılırım ya. Vallahi. Of. Vallahi abi gayet keyifli. Şimdi abi ne kaldı denemediğimiz? Abi midye denemedin. Bak midye. Midye tava yapıyoruz. Bu da tarator sosu abi. Hmm. Kalamarın yanında da veriyoruz aynı tarator sosu. Anam babam mı söylüyor bu? Şöyle yapsam olur mu? Direkt böyle mi? Aynen öyle abi. Bildiğimiz midyeyi yağda yapıyoruz abi taratorla. Bu fenaymış ya. Midye güzeldir. Vallahi çok. Midyenin dolma sever misin abi? Severim ya. Havuç taratoru var ya. Harbiden de bravo. Değil mi? Turşu da veriyorsun. Abi böyle tabii ortaya salata geliyor. Soğan, roka, turşu, kırmızı lahana. Abi neler var? Her abi şey börek, var ya. Börek. Bak balık dürüm var burada. Aynı uskumru balığı var ya bu balık. Evet. Bunu böyle dürüm de yapıyoruz. Bundan da ısırık alabilirsin. Valla şöyle. Şöyle balıklı kısmından. Bak. Bu da balık yeri. Şöyle koparsam. Nasıl istersen abi. Burada da uskumru, rok aynı balık. Bunun içinde çok farklı soslar var doğru mu? Var. Ben... Farklı soslar var. Karamelize soğan da var. Balık dürümü denemişsin. İçindeki soslar beni çok mest etmiş. Çok keyifli yani. Karamelize soğan da var. Bu da balık ekmeğimiz. Böyle roka, soğan. Aynı böyle porsiyon da verebiliyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Bu neydi bu arada? O mırlan abi. Mırlan fenaymış ben sana söyleyeyim. Aynen. Tavuk balığı da derler. Karadeniz mezgitin büyüğü. Mırlan mezgit. Abi mükemmel ya. Şimdi değil mi? Sen o, burada... Bunu ekmek arası da yapıyoruz abi. Sadece tek parça. Porsiyonda iki parça oluyor. Ekmek arasında tek parça koyuyor. Tam Beykoz'da burada artık bayağı tanınıyorsun. Şimdi biz İzmir'den geldik. Yani
Beykoz'da ne yenir dediğimiz zaman her şeyi bir tarafa, bu tarafı bir ayrı bir yere koyuyor insanlar. Evet, evet, gerçekten öyle. O yüzden sana teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bizi karşıladın. Sağ olun abi. Harbiden de dedikleri kadar yokmuş, daha fazlası varmış. Evet. Hem misafirperverliğiyle, gerçekten kişiliğiyle, en sonda lezzetiyle gerçekten de buraya abi, ben gelmenizi tavsiye ederim. Hepsi bir bileşen zaten, yani bir samimiyet olmasa, güler yüz olmasa, bu hepsi lezzetli olsa ne anlamı var? Doğru değil mi? Yani, biz her yerde tadını yapıyoruz. Bizim işimiz bu. Evet. Yani benim işim bir yerlere gidip bir şeylerin tadına bakmak. Aynı zamanda da bunun karşılığını alabilmek tad olarak. Belki bazı kişilere hitap etmeyebilir. Kafalarında şu oluşabilir. Ya balıktan kokoreç mi olur? Olmuş ve çok güzel olmuş. Eyvallah. Balıktan içli köfte mi olur? Olmuş ve çok güzel olmuş. Bence farklı bir tat arayanlara, aynı zamanda eski tatla beraber harmanlamak isteyenlere burası tam bir yer yani. Bak kapanışı böyle tatlıyla yapacağız. Yani. Kapatacağım zaman bununla kapat. Bununla mı kapatıyorsun? Bununla hadi kapatayım. Kapatalım. Kabakla. Sakarya'nın da kabağı fena. Değil mi? Bu da fena. Valla güzel değil mi? Beykoz lezzetleri serisinde gerçekten inanılmaz keyif aldığım bir yer oldu. Yüreğine sağlık. Eyvallah. Çok teşekkür ayaklarınıza ederim. Ayaklarınıza sağlık. Şeref hem verdiniz. Denize karşı hem lezzetli hem farklı hem uygun fiyatlı bir menüm var. O yüzden yüreğine sağlık abi. Teşekkür eyvallah. Ederim. Ayaklarınıza sağlık. Şeref verdiniz. Kanala abone olun der misin? Gezgin Çoban kanalına. Gezgin Çoban kanalına abone olmayı unutmayın abi. Yemek yemeyi unutmayın. Çatal bıçak kullanmayın. Gayet keyifli. Bir teknenin içine giriyormuşuz, gel. Tekneniz ne kadar, şimdi ne kadar aldınız? Lan ne iş yapıyorsunuz? Mehmet Bey ne iş yapıyorsunuz bu teknenin? Bir dakika, tamam. Ben şurada oturayım şöyle. Burası benim teknem ya. Şöyle durayım. Abi selamlar. Ayıp selam. Tekne sizin galiba. Evet. Ne iş yapıyorsunuz? Pideciyim. Pideciyim. Balıkçıyım. Balıkçı olup da bu tekne alın mı abi, ben biliyorum. Baba diyor ki, baba parası çalışıyor. İçeride biri yatıyor, biz kaçalım. Arkadaşlar tekne sahibi buradaymış mısın? Şimdi neredeyiz? Şu an İstanbul'un en çok sevilen dönerlerinden bir tanesi. Bayramoğlu döner. Biz şu an sıradayız. Hatta kirveleri falan sıraya bıraktık. İçerisi bayağı kalabalık. Ben bu kadar açıkçası beklemiyordum. Buranın böyle çok dönerinin tutulduğunu bilmiyordum. Allah var yukarıda yani. İzmir'deyken çok metini duydum. Şimdi buraya geldik. Yaklaşık bir 20 dakikadır falan sırada bekliyoruz. Şimdi döneri yiyeceğiz. İçeride de şeffaf bir şekilde size tadımımı falan söyleyeceğim. Sıra bize gelsin artık yak kirve. Ben İzmir'de bu saatte, yani saatimizde şu an 7.51, onu da göstereyim. Bu saatte bir dönerci açık. Var mı senin bildiğin? Benim bildiğim yok. Burada bu saatte bu yoğunluk bayağı var. Bir de hatta kulak misafiri oldum diyorlar ki abi normalde bu az bir kuyruk. Hafta sonu özellikle daha da fazla bir kuyruk varmış. Bayağı bir meşakkatliymiş burası yani. İnsanlar buraya öncelerden geliyormuş. Bayağı arıyorlarmış rezervasyon falan filan. Bizim sıra orada, kirveler orada. Birazdan sıra gelecek bize. Biz de döner yiyeceğiz. Bir de bugün balık yedik. Ondan sonra böyle çok bir şey atıştırmadık ama bir deneyeceğiz. Valla merak ediyorum. Şimdi geldik, içeriye girdik. Şöyle bir porsiyon pilav üstü döner işte. Lavaşları kendileri elle açıyorlar. Şöyle bir kuyuları var. Tandır kuyusu diyorlar ona. Orada hazırlıyorlar böyle. Lavaşlar sıcak. Şöyle salata, sumaklı soğan, bir de patates geliyor. Bilginiz olsun. Ben hemen şöyle sadece eti deneyeceğim. Kirve beğendin mi? Harbi mi? Evet. Ben bir tadına baktım. Valla. Gerçekten çok. Sürekli sıcak lavaş geliyor. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Döneri. Kapıda o kadar kuyruk var ya. Adam diyor ki, niye diyor kapıda diyor bu kadar kuyruk var? Sebebini içeri girip döneri yiyince anlıyorsunuz. Hakikaten öyle. Bak vallahi iyi diyor. Sıcak lavaşın bize sorulmadan direkt çat diye gelmesi mükemmel. Bu arada benim kirvem, haberiniz olsun. Lavaş zehir zehir sıcacık. Bayramoğlu döneri bir deneyin ya. Vallahi deneyin. Odun ateşi. Hamur elle açılıyor. Ekmekleri kendileri yapıyorlar. Döner ne yağlı ne kuru. Çok iyi. İyi pişiriyorlar. Lavaşlar bize sorulmadan sıcacık geliyor. Mekan ilgi alaka çok iyi. Reklam mı yapıyormuş şu an? Yok. Geldik, beğendik. Hakikaten öyle. Kötü olsa söylerdim yani. Canavar gibi döner. Harbiden de yemeniz lazım. Ben beğendim. İzmir'den geldik. İstanbul'da da Söğüş arıyoruz haliyle. İstanbul'da şu an Beşiktaş'tayız ve burada Hatta Tahsin Sokağı'nda İzmirli Söğüş'e geldik. Ustam şöyle içeride. Söğüş tezgahında gördüm. Valla ben bir Söğüş hastasıyım. Ve gideyim şehirlerde de Söğüş'ü bulursam mutlaka deniyorum. Ama Söğüş biliyorsunuz her yerde yenmiyor. O yüzden burayı çok tavsiye ettiler. Bakalım nasılmış? Haydi bismillah deyip deneyelim. Sen iyi misin? Teşekkür ederim, sizi sormalısın. Allah razı olsun. Valla senin söğüşünü çok met ettiler. Allah razı olsun herkese. Şimdi biz senden bir tane tam tek bir söğüş istiyoruz. Son kararım. Son kararım. Tamam. Tamam, bitti. Ustam kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Yaklaşık 55-56 yıl oldu diyebilirim. Allah'ına kurban ya. Sakatat bizim işimiz. Çorbasından tut şeyine varıncaya kadar tamamıyla. Başladık mı şimdi söğüşe? Başladık. Hadi bakalım. Allah, şimdi evvela mor soğanı ve maydanozunu koyuyoruz. Oo, onları böyle bu şekilde hazır zaten. Çok güzel. Tabii. Hazır olması lazım ki geldiğinde milleti bekletmeyeceksin. Ondan sonra aldık elimize dilimizi, başladık bunu doğramaya. Bu soğukların hava şartlarına göre en sağlıklı bir gıda. Şahsen bana para verseler gidip döner yemem veya hamburger yemem ama bunu yerim. 68-69 yaşına gireceğim. Ben bunları yerim. Sağlığım olan borçlu diyorsun. Tabii. Şimdi yanak. Yanak. Şöyle etleri de mis gibi ha. Derengi de mis gibi. Kuzu. Şimdi gözünü doğradık, iç yanağını doğradık. Normal yanağını da doğruyoruz. Böyle o da ince olacak yani bu şeysine. Ondan sonra
Şöyle bir harmanlıyoruz bunu. Bütün hepsinin vitamini bir araya gelsin. İzmir'den İstanbul'a getirdik bunu tanıştırmak için. Nasıl, sevdi mi İstanbul halkı? Çok seven var. Edirne'den, Bursa'dan, Konya'dan çok gelen var. Maşallah. İzmir'e gidemiyorlar ama buraya geliyorlar. Beyni, bak, kreması. Bak şöyle göstersen ustam bize bak. Her şeyi. En vitaminli olanı. Omega 3 taşır. Vücutun üretmediği bir şeydir. Ondan sonra şöyle hafiften bir pul biber atıyoruz üzerine. Tat versin. Fazla değil. Özel çekim kimyon. Piyasa malı değildir. Bunu özel çektiriyoruz. Ondan sonra tuzumuzu da ekledik. Sonra geldi kabuğu soyulmuş domates. Oo. Bunun kabuğu soyulmamış olursa hiçbir işe yaramaz. Sucuğun tadını bozar. Bu da bunun deseni, gülü, tadı, tuzu, her şeyi içerisinde. Yarım kabağımızı koyuyoruz üzerine. Ondan sonra buketimizi yapıyoruz. Bu şimdi oldu tam bir buket. Ne oldu? Buket, buket, çiçek buketi. Sevgililer gününde sevgiline rahatlıkla yedirebilirsin. Aman. İzmir'in nadide çiçeklerinden birisi. Ustam eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Şimdi bismillah deyip hemen götürüyoruz. İçinde mor soğanı var. Domateslerin kabukları soyulmuş ve gayet de dolu dolu. Yani baktığınız zaman hakikaten dolu dolu bu arada. Şimdi burada önemli olan şey bence söğüşte etin kokusunda olmaması ve sıfır koku, gayet güzel, keyifli ve dolu dolu olması. Ben bazen aslında tek lavaş yiyorum. Tek lavaş yiyince daha keyifli oluyor benim için. Ama böyle bazen çok acıkınca da çift lavaş yapıyorum. Güzel ya. Abi normalde zaten İzmir'de de dükkan var değil mi sizin? Zaten İşletme sahipleri de İzmirli. Hatta İzmir'de bir söğüş dükkanları var. O yüzden yani söğüşü İstanbul'da burada gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Çünkü konuya çok hakimler zaten, bilginiz olsun. Ben ilk söğüşümü 1,5-2 yıl önce falan yemiştim. Ben demiştim bunu nasıl yiyorlar, buz gibi et. Şimdi biz Mardinliyiz, bizde hep etler böyle sıcak gelir. Bizimkiler böyle soğuk et falan yemez. Ama bir kere bir alıştık. Hafif bir kimyonla ilk beyinsiz yedik. İlk defa söğüş deneyenler beyinsiz denediği zaman alışabiliyor. Sonra beyinli, sonra dolu beyinli, sonra tam tekmil. Yani söğüş bayağı bir benim artık en sevdiğim yemeklerden bir tanesi oldu. Hem çok sağlıklı hem de gerçekten doyurucu bir lezzeti var. Şimdi turu Beykoz'dan başlattık. Beykoz'daki lezzetler böyle birkaç tane yer gördü. Dedik ki Beykoz'da sabitlemeyelim. Biraz böyle İstanbul'da neler yaptık, neler yedik diye bir tur olsun mesela. Ama bayağı dolu ya. Hadi bir sonraki turda görüşürüz. Gayet keyifli. Burayı kaydedip sözü severler. İstanbul'a geleceğim, burayı bence bir denesin. Kaygımda sürekli turşu videoları izliyorum. Baktım abi en dolu tezgah nerede? İstanbul'da Beşiktaş'ta. Neredeyiz? Soydan turşuları. Dördüncü kuşak. Biri işletiyor. Beşiktaş'ta hemen Kartal o heykelinden giriyorsunuz araya abi. Böyle ara sokakta bir yerde. Hatta yanında böyle burada Beşiktaş köftesi var galiba, bilginiz olsun. Hemen burada böyle Soydan turşuları. Yağmur yağıyor. Sizleri içeri çıkartmak için ne bedeller ödedik. Şu halimize bak yürü. Şu halimize bak. Şimdi içeriye gireceğiz ama içeride bir turşu kokusu var, size anlatamam. Gayet keyifli bir yer. Hadi içeri girelim, çok ıslandım. Tamam canım. Selamlar. Tamam. Sırf su mu vereyim? Su. Az acı sever miyiz? Tamam efendim. Tabii. Eskiden yani bundan 5-6 sene öncesine kadar cam bardakta verirdik. Kulplu bardaklarımız vardı. Fakat maalesef yaşadığımız pandemi olayları bizi buraya kadar sürükledi. Evet, yani esasında genelde müşteriye sorarım hangi çeşitleri ister diye. Ben sana bırakıyorum. Teşekkür ederim. Genelde de öyle derler, sağ olsunlar. Yaklaşık 3-4 çeşit turşu sığdırabiliyorum. Eğer çok özel durumlar olursa, çok isteyen olursa da birkaç çeşit daha ilave veriyorum. Baksana abi çok güzel görünüyor ya, maşallah. Teşekkür ederim, eksik olmayın. Turşuculuk mesleği ben turşucu olacağım diye yapılacak bir meslek değildir. İlla bir altyapısı, bir çekirdekten yetişmek lazımdır. Dediğim gibi ben 36 senedir buradayım. Ben bu işi abimden öğrendim. Abim de şu an işte imalatı bitirmek üzere, dönmek üzere Bursa'da. Benim ustam da odur. Ahmet Öğretmen. Soyadımız Öğretmendir bu arada. Hafif acı sever misin kardeşim? Ben acıya bayılırım abi. Oh maşallah. Şöyle ekstra acımızı da attık. Şöyle pancar suyumuzu da attık. Şöyle afiyet olsun. Bir tane de bamya turşusu konduralım şöyle. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Şifa olsun. Sanırım geldiğim ve daha tatmadan beni büyüleyen bir turşucu burası. Bakın çok samimi söylüyorum. Çok turşucu gezdim İzmir'de ama İstanbul'daki bu Soydan turşucusu beni şu an büyüledi. Murat abiyle biraz sohbet içerdi. Tezgah maşallah. Aynı bir kasabın et keser gibi önündeki ürünler şeyler seçiyor ve ardından kendisi oradan tak 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 kesip müşteriye sunuyor. Şöyle bir turşu suyu istedik biz. Buradaki tabii böyle bayağı bir zengin bir turşu suyu. Hemen ben şöyle tatlıktan başlıyorum. Allah'a işler kolay gelsin. Mükemmel ya. Murat abi, meşhur soruyu sormak istiyorum. Limonlu mu, şekerli mi? Gerçekten bu çok merak ediliyor. Nedir bunun kolon aslı? Bizce şöyle, kendi tecrübemle alakalı olarak söyleyeyim. Biz sirkeli yaparız. İnanılmaz iyi ya. Evet. Vallahi mükemmel. Buraya mutlaka gelin. Sağ
Abi bu ne ya? Soydan turşulu. Turşusu diye geçiyor mu? Normal ismi soydan turşuları. Heh, soydan turşuları. Şevik çok iyi ha. Valla. Çok sağlıklı biliyor musun? Kışın. Bu hakikaten de. Bak. Ayak paça içeceğiz. Ayak paçadan sonra turşu içeceğiz. Bak mükemmel var ya. Bir ayaksız olmasın Allah'ın izniyle. Devam edelim tura. Hadi devam edelim. İzmir'e gideceğiz ama İstanbul'a geldik. 2 hafta sonra falan tekrar İstanbul'a geleceğiz ama tekrardan deneyimleyemeyebiliriz. O yüzden gelmişken İstanbul'da güzel bir döner yiyelim dedim. Şimdi tarihi Karadeniz döner. 1973. Bayağı bir Instagram'da görüyordum burayı. Bayağı bir yoğun ve işleyen bir yer. Burada güzel bir döner yiyeceğiz ama bundan sonra artık mide fesatı geçireceğim yoksa. Hava biraz yağmurlu. Çok daha güzel yerlere gidecektik. Daha farklı yerlere de gidecektik. Ama şimdi Beşiktaş'tayız ve burayı da gelmişken çekmeden olmaz. Bir tadına bakalım. Bakalım denildiği kadar var mıymış? Hadi bismillah deyip deneyelim. Abi dürümden tattırdı şimdi. Vallahi çok iyi. Şimdi şöyle bir dönerimizi aldık. Dürüm istedik. Bunun fiyatı böyle 170 TL bilginiz olsun. Ustam hemen döneri aldı. Dedi ki abi biraz ısıtalım. Lavaşı şöyle ısıttı. Ben hakikaten böyle seviyorum. Lavaşı biraz daha sıcak olmalı diye. Hadi bismillah deyip götürelim. İzmir'de bizim orada dürümden daha çok porsiyon döner seviliyor. Çünkü dönerin tadını alabilmek. Burada döneri şöyle göster bak oraya yak. Döner zaten kendini belli ediyor bu arada. Gayet keyifli güzel. Döner sulu, kuru değil. Domates sosu da var içinde galiba. Biz bugün çok yemek yedik ya. Vallahi küstük ya. Domates bence olmasın. Dönerin tadını almak istiyorsanız sade dönerle yemeniz daha keyifli. Bana mı? Abi tamam görüşürüz. Kendine iyi bak. İyi de. Keyifli ya. Bence bir problem yok yani. Zaten abi dönere bayağı hakim. Sen de yiyeceksin mi? Ama güzel döner ha. Ben sana söyleyeyim. Şimdi Beşiktaş'ta Kafadar olana geldik. Şöyle bir sütlü Nuriye. Işığı açmana gerek yok. Işık yeterli zaten. Çok özgürlük. Bismillah. Uzaklara daldım gördün mü? Yani porsiyon mu? Kilo mu? Güzelmiş. Valla. Abi kendiniz mi hazırlıyorsunuz bunları yoksa? Kendimize. Evet. Direkt kendin hazırlıyorsun. Valla çok keyifli ya. Kilo ben bir tanesini daha yiyeyim mi? Sen bir tane yersin. Çok iyi ha. Şöyle tüm buraya... Var mıydı başka bir şey abi? Vallahi fena. Geldim usta. Be. Beşiktaş'ta burası tam Migros'un karşısında. Bilginiz olsun. Gayet keyifli. Güzel. Bunu da kirveye bırakıyorum. Şimdi Karaköy pilavcısına geldik. Burada da çok yazmışlar. İzmir'de biz pilavı çok severek, beğenerek yiyoruz. Şimdi burada da Karaköy pilavcısına geldik. Beşiktaş'tayız. Bismillah. Sabah neydi biz? Sabah bir kahvaltı yaptık. Sonra bir söğüş yedik. Söğüşten sonra ne yedik? Turşu. Turşudan sonra döner. Dönerden sonra bir tatlı. Tatlıdan sonra pilav. Aslında sabah gelseydik buraya. Bunu böyle kavurmalı falan yerdik. Ama iyi. Biraz kuru geldi bana ama normal yani. Çok da kuru değil. Ama iyi. Bu çocuk daha sizin için ne yapsın? Yağmur çamur dinlemiyorum. Lezzet lezzet geziyoruz. Şimdi artık burası son diye biliyorum. Artık YouTube'u bitireceğiz burada. Neyle bitireceğiz? İzmir'den geldik. Söğüşü bulduk. Neyi arıyoruz? Kokoreç. Bak nereye geldik? Bay Kokoreç'e geldik. Şimdi içeride atom var. Atom deneyeceğiz. Biraz yağmur yağıyor. Gel içeri girelim. Ustam Ali İşler kolay gelsin. Hoş bulduk. Abicim. Sağ ol abi. Sen nasılsın? Ben şöyle bugün bak. Güzel atomlar pişirdik. Kirve şuraya yaklaş. Bu atom kokoreçimiz evet, değil mi? Abi, atom kokoreçimizin. Yani İzmir'in havasını vermeye çalışıyoruz abi. Barbaros Bulvarı Beşiktaş'ta. Maşallah. Çok güzel. Senin için de şöyle şıkır şıkır pişirdik abi. Oo. Birazdan lezzete bakacağız. Mükemmel. Abi hadi gel birazdan. Ben değil hemen yemek istiyorum şu an. Hadi gel gidelim. Ve Bay Kokoreç'teyiz. Ustam kolay gelsin. Sağ ol Mehmet abicim. Hoş geldin. Bak, sen... Şimdi şu atom kokoreçimi gösterir misin ustam? Abi bak. Şöyle gösteriyorum sana. Bunun içinde uykuluk, boğazlık, badem, özel sarım böyle şu şekilde abi. Buradan alıp tekrardan abi böyle geliyoruz. Şöyle ikiye bölüyoruz abi. Şu suya bakar mısın? Suyun güzelliği, uykulukların güzelliği. Şöyle alacağız abi. Çat diye koyuyoruz abi. Çat diye koyuyorlar. Sen burada İzmir usulü kokoreç yapıyorsun. Evet abi. İzmir'de yapıyorum. Atom'da yapıyorum. İzmir'i de buradan böyle kesip burada mangalın üstünde yapıyoruz abi tekrardan. Tezgahında tertemiz maşallah. Evet abi maşallah her zaman. Sakatat konusunda bizim insanımız biraz... Keza ben de öyle. Yani temizlik çok önemli. Kesinlikle abi. Temizlik. Közlenmiş biberin, soğanın, domatesin de oluyor. Hepsi burada abi. Bunu şimdi nasıl sunacaksın? Buradan alıyorum güveçimi abi. O güveç orada. Güveç burada uyuyor abi. Senin için attık. Bunun için de alıyoruz abi. Güveç de masaya servis. Direkt yani masaya servis edeceğiz. Evet abicim. Şu şekilde servisimizi yapacağız. Şimdi kestin dışı pişmişti. İçini de pişiriyorsun değil mi şimdi aslında? Şimdi içindeki uykulukların daha iyi yenmesi için daha iyi pişiriyoruz abi şöyle. Hadi birazcık daha böyle parçalayacağız abi burada. Tamam.
Orada kaça kadar açık? 2'ye kadar buradayız abi. Gece 2'ye kadar. Evet abi şöyle. Cızır cızır pişiyor abi. Bu kokoreçin İzmir'den getiriyorsun. Evet abi. Atomu da İzmir'den getiriyorum. Büyük malımızı da İzmir'den getiriyoruz abi. Yani şu an her hafta taze taze. Gibi hissedebilir miyim? Kesinlikle hissedebilirsin abi. Senin eyvallah. İçin İzmir havasını yaşatacağız abi. Eyvallah. Abi güzel abi. Ben İzmir'de normal aslında iri kıyım yiyorum. Ama böyle Atom kokoreç denemiştim birkaç yerde. Gayet hoşuma gitmişti. Biz senin için bugün Atom kokoreç yapıyoruz abi. Normalde biz de İzmir usulü değil kokoreç mi yapıyoruz ama senin için bugün özel olarak bir Atom kokoreç yapalım abi. Eyvallah. Gelmişken bir lezzetine bak abi. Eyvallah. Ne demek abi? Alabiliriz abi istersen. Şöyle pişen atomlarımızı, uykuluklarımızı şöyle buraya alıyoruz abi. Şimdi abi. Uykuluk, oğlum hepsi var değil mi? Evet abi. Uykuluk, boğazlık, badem. Şöyle baharatları geldi abi. Tuzu geldi şöyle abi. Harman yapıyoruz abi. Şöyle ondan sonra kızarmış güveçimizin içine şu şekilde koyuyoruz abi. İsteğe göre toz biber, isteğe göre kimyon. Servisi hazır abi. Bu şu an hazır mı böyle? Şu şekilde şöyle hazır abi. Şirinle kola sağlık. Ne demek abicim, ayaklarına sağlık. Eyvallah. Her zaman abi. Oo. Şimdi bu şekilde Atom kokoreç mi evet, oluyor? Evet, Atom kokoreç oluyor. İçinde uykuluk, boğazlık, badem. Hepsi böyle sunuluyor. Sarılmış bir şekilde abi. Böyle servis. Bunlar da geliyor böyle. Bunlar da yanında ekran olarak tamam geliyor. Tamam. Ekmeklerimiz de geliyor. Ekmek servisimiz de geliyor. Tamam. Hemen. Abi valla dediler ki kendinizi İzmir'de hissedeceksiniz. Biz de kapanışı burada yapalım. Çünkü buradan sonra İzmir'e gideceğiz. Allah razı olsun. Eyvallah abi. Hoş bulduk. Valla ben şimdi hiç çatalı bıçağı beklemeyeceğim. Şöyle alacağım. Eline sağlık abi. Teşekkür ederim. Bismillah. Bu hayat pro. Bak gel. Alın abi. Böyle daha önce sunum yemedim. Yani kiremitte bu şekilde böyle yemedim. Yapanlar oldu. Ben daha çok sadeyi istedim. Ama bu da bayağı keyifli. Yani bu içindeyken de hala pişiyor bu arada. Devam ediyor yani. Sıcak kalmasını koruyoruz yani abi. Yani mesela müşteri çeyrek kokoreç normal istiyor. Tekrardan Atom sıcak kalıyor bir içinde. Çeyrek kokoreçini yerken o şekilde sunumu bırakıyoruz abi. Valla güzel. Tabak da çok güzel bu arada. Bayağı keyifli. Valla içerisinde valla ben inanılmaz mutlu oldum. Hani kapanışı da böyle bir kokoreçle kapatmak benim için çok güzel oldu bence. Valla İstanbul'u sizin için gezmeye çalıştık. Bir Beykoz yaptık. Sonra bir Beşiktaş yaptık ama ağırlıklı Beşiktaş oldu bizim için. İzmir'den gelmiş bir gezgin çoban olarak da İzmir'in ürünü olan kokoreçle bitirdik. Ama İstanbullular çok şanslı. Çünkü hem tertemiz, bu arada bunu canı gönülden söylüyorum. Tertemiz mekan. Bizim için tabii ki lezzet önemli ama lezzetin öncesinde temizlik bence bir tık daha önde olmalı. Burası hem keyifli hem lezzetli. Hem de temiz bir yer. Beşiktaş'ta açık adresi neresi burası? Barbaros Bulvarı üzerindeyiz abi. Barbaros. Evet abi, Barbaros Bulvarı üzerinde. Gece saat 2'ye kadar hizmet veriyoruz. Aa, mükemmel. Vallahi elinize sağlık. Burayı kaydedin. Kendinize iyi bakın. Gezgin Çoban kanalına abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin için yiyorum. Vallahi sizin için, kendim için değil.